değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bazı arkadaşlar uzak yollardan geldiler. Umarım bugün hep beraber verimli bir toplantı geçiririz. Az önce de cezaevinden yoldaşımızın, Figen Başkan'ın sesini duyduk. Onun moraliyle de inanıyorum ki bugün çok verimli bir toplantı olacak. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce 12 Eylül'ü geride bıraktık biliyorsunuz. 12 Eylül faşist darbesini şiddetle bir kez daha kınadığımızı ifade etmemiz gerekiyor ve bu darbe sırasında yaşamını yitirenleri, işkence tezgahlarına geçenlerin her birisini de saygıyla anmak istiyoruz. Onların 12 Eylül zindanlarındaki direnişleri, faşizme karşı diz çökmeyen mücadeleleri bugün bizleri var eden, hala söz söylememizi sağlayan yegane temel araçlardan birisidir, temel dinamiklerden birisidir. Onun için selam olsun direnenlere diyoruz bir kez daha. Tabii 12 Eylül darbesi geride kaldı gibi görünebilir ama aslında darbe mekaniği devam ediyor. Darbeler silsilesi devam ediyor. Türkiye her 10 yılda bir kendi gelişim seyri içerisinde aslında darbelere maruz kalıyor. Bazıları askeri darbe olduğu gibi, bazıları emukturalarla yapılmış darbeler ama son dönemlerde de sivil, AKP yönetiminde de sivil darbeye tanıklık ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz kalkışmasından sonra 20 Temmuz'da ilan edilen o halle beraber aslında ülke bir darbe rejimiyle yönetilmeye, bir darbeyle zapturap altınmaya çalışılıyor ve bu darbe o hal kalkmış olmasına rağmen sistemin içine yedirilerek o darbe rejiminin kendisi bir şekilde devam ediyor. Son özellikle 19 Ağustos'ta 3 Büyükşehir Belediye'mize Ahmet, Van ve Mardin'e atanan kayyumları da bu darbe mekaniğinin, bu darbe zihniyetinin devamı olarak değerlendirmek gerekiyor ve aslında bu darbe bitmedi. Hala demokrasi adına var olan bütün mevzileri yok etmeye dönük, halkın iradesinin en küçük tezahürüne karşı tahammülsüz olan bir yönetimle, bir akılla, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Onun için 19 Ağustos'ta yaşanana siyasi bir darbe dedik ve bunu bir siyasi darbe olarak da değerlendirdik. Tabii 19 Ağustos'tan beri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve Kürdistan'ın 3 büyük kentinde ve diğer kentlerinde bu darbe mekaniğine karşı direniş de devam ediyor. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. AKP-MHP ittifakının kendisi bu darbe meselesinde 13 belediyemizin gasp edilmesi de hiçbir şekilde toplumsal bir rıza oluşturamamıştır ve aynı zamanda hiçbir meşruiyet zeminini elde edememiştir. Bu anlamda da şimdi yeni bir meşruiyet zemini açmak açısından HDP'yi kriminalize etme, terörize etme ve bir şekilde vince uğratarak da kendi yaptığı hukuksuzluğu örtbas etmeye, kendi yaptığı siyasi darbeyi örtbas etmeye dönük bir yaklaşım içerisindedir. Fakat biz şunu çok iyi biliyoruz ki bütün bu çabaların kendisi beyhudedir. Şimdi bindirilmiş kıtalar eliyle AKP'nin ve MHP'nin bindirilmiş kıtalar eliyle HDP'yi zora sokmak, HDP'yi kriminalize ederek bir kapatma yönünde doğru attığı adımları da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Birincisi HDP, Diyarbakır'daki HDP il binasının önünde oturan ailelerin bir kısmının çeşitli gerekçelerle orada olduğu açık ve nettir. Örneğin ailesi DAEŞ'e katılan çocukları, kendisi bizzat DAEŞ'e katılan çocukları, DAEŞ'te olanları gelip orada oturduğuna tanıklık ediyoruz. Ya da çok farklı gerekçelerle orada olanlar var. Ama gerçekten kendi çocuğu açısından samimi bir şekilde oturan oradaki ailelere sadece şunu söyleyebiliriz. Bugün arayışınıza kıymet biçiyoruz. Bu savaşın durmasına, Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmesi meselesinde eğer gerçekten söz söylemek istiyorsanız buna kıymet biçiyoruz. Bu çok değerli bir düşüncedir. Fakat tezahür ettiği yerin yanlış olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bugün eğer savaş açısından, savaşın karşısında durmak isteniliyorsa, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yönlerden çözülmesi isteniliyorsa, evet, o zaman gidilmesi gereken şey, bir zamanlar biz baldıran zehri içeceğiz,
Ama asla ve asla bu yoldan geri dönmeyeceğiz diyenlerin kapısı olmak durumundadır. Çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık diyenlerin kapısı olmak zorundadır. Ve 2013-2015 sürecindeki barış iklimini ortadan kaldıranlar Ceylanpınar'daki iki polisin öldürülmesi meselesini kendileri için gerekçe yapıp 24 Temmuz'da yeniden savaşı başlatanların kapısı olmak durumundadır. Bütün bunları görmeden, bütün bunlara dair söz söylemeden, bütün bu gerçekleri bilmeden atılacak her adımın yanılgılı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ama bir yönüyle HDP'den barış meselesinde HDP'nin adres olmasını da doğru buluyoruz. Çünkü Halkların Demokratik Partisi barış için, kardeşlik için, eşitlik için mücadele eden bir partidir. Ve bu anlamda ailelerimizin HDP'den barış meselesine dair daha fazla adım atmasını, daha fazla sesini yükseltmesini istemelerini anlam biçmek gerekiyor. Fakat hiç kimse AKP iktidarının, MHP iktidarının kirli politikalarının bir parçası olmamalıdır. Kendi çocuklarını ve kendi varlığını AKP'nin bir aracı haline, araçsallaştırması, siyasi bir aparatı haline getirmemelidir. Ve bu konuda gerçekten samimi adımlar atmak istiyorlarsa bu konuda da partimizin yaptığı açıklamalar çerçevesinde konuşmaya, görüşmeye ve her düzlemde, özellikle de parlamento düzleminde çözüme yakın olduğu ifade edilmiştir. Bu sese de kulak verilmesi gerekmektedir. Tabii AKP'nin bütün bakanlarıyla Ahmet İl binasının önünde sıralanmasının devletin düştüğü acziyet açısından iyi bir resim olduğunu düşünüyoruz. Biz hep şunu söylüyorduk, devlet yönetilemiyor. Ortada bir devlet kalmamıştır. Aslında devleti de yok eden, bütün toplumsal değerleri de yok eden, bu ülkedeki de demokrasiyi de yok eden bir iktidarla karşı karşıya bir tek adam rejimi vardır demiştik. Bugün bunun aslında tezahürüne, bunun gerçekleşmesine de kanıtlık ediyoruz. Evet, bugün bu ülkede bütün sorunları çözmesi gerekenler, iktidarda oturanlar, 18 yıldır iktidar koltuğunda oturanlar gidip HDP'nin kapısında oturuyorlarsa burada iyi düşünmeleri gerekir. Siz eğer iktidar değilseniz, bu ülkedeki sorunları çözmeye muktedir değilseniz, o zaman o koltuğu bu sorunları, bu ülkenin sorunlarını çözecek, akan kanı durduracak muhataplara, taraflara bırakınız. Eğer yok iktidarsanız, iktidar olma iddianızı devam ettiriyorsanız, o zaman bir partiyi, sadece bir partiyi kriminalize etmek, terörize etmek adına, kendi etmek adına yaptığınız bütün bu adımların gayrimeşru olduğunu, devletin varlığını ve iktidarın varlığını aslında sorgulatmaya dönük olduğunu da sanırım buradan ifade etmemiz gerekiyor. Tabii annelerin gözyaşını istismar edenlere 34 insanımızı Roboski'de F-16 uçaklarıyla bombalatanları ve onlara hiçbir şekilde ceza verilmemesini, dosyanın kapatılmasını ve Roboski'deki katliamı yapanların terfi edildiğini hatırlatmak isteriz. Evet, onlar da anneydi ve bu ülkenin iktidarı tarafından katledildiler ama o annelerin gözyaşına hiç kimse bakmadı. Olayın üstü örtüldü ve bütün failler cezasız bırakıldılar, hatta terfi edildiler. Eğer annelerden bahsedeceksek 755. haftasını dün tamamlayan cumartesi annelerine bakmamız gerekir. Anne oldukları için değil sadece, cumartesi insanları aslında kendi çocuklarının, kendi yakınlarının kemiklerine, mezarlarına ulaşmak açısından yıllardır mücadele ediyorlar. Ama bu iktidar, AKP'nin İçişleri Bakanı, Galatasaray Meydanı'nı kapatan İçişleri Bakanı'nın kendisi, kendisidir yani Süleyman Soylu'nun kendisi, Galatasaray Meydanı'nı kapatan, cumartesi annelerini yerlerde sürükleten ve onları darp eden kişinin bizzat kendisidir. Şimdi bütün bunları yapmamış gibi gidip HDP'nin kapısında oturması ve demagoji yapmasını kabul etmediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Yine yıllardır bu savaşta, Kürt sorunundaki çatışmalı dönemlerde çocuklarını kaybeden ama bir an olsun barıştan vazgeçmeyen, barış için mücadele eden barış annelerinin açlık grevi süreçlerinde ve diğer bütün demokratik eylemler içerisinde nasıl yerlerde sürüklendiğini, nasıl darp edildiklerini, nasıl başlarındaki leçeklere el uzatıldığını da çok iyi biliyoruz. Onun için bütün bunları
yan yana koyduğumuzda AKP'nin bu kirli, ikiyüzlü politikalarına karşı her birimizin set örmesi ve her birimizin de sesini yükseltmesi gerektiğini de söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Tabii ortada bir devlet kalmadığını, aslında kişileşmiş bir devlet olduğunu ifade etmiştik. Bunun en güzel örneklerinden birisi aslında son günlerde yaşadığımız gelişmelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Sayın Selahattin Demirtaş'ın 18 Eylül'de Ahim'de duruşması var. Kendisi için tahliye kararı verilmişti. Daha önce aldığı ceza nedeniyle de aslında yattığı süre göz önünde bulundurduğunda mahsuplaşarak aslında şu anda karar verildiği günden itibaren aslında tahliye edilmesi gerekiyordu. Dün avukatları da bir açıklama yaptı. Ama şu anda hukuk dışı bir şekilde yargı ve bütün hukuki gerekçeler askıya alınarak aslında şu anda cezaevinde rehin olarak tutulmaktadır. Bakın daha öncesi bir tutukluluk haliydi ama şu andaki artık bir alıkoyma halidir. Yani yargı tahliyesine karar verdiği halde tahliye etmemek bir alıkoyma halidir. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Buradan da bir kez daha hatırlıyoruz. Yargının verdiği karara uyunuz. Kendi yargınızı bile bu kadar hiçleştirecek, kararına uymayacak bir noktanın Türkiye'yi başka bir yere sürükleyeceğini ve başka bir tartışmanın önünü de açacağını unutmayınız diyoruz. Tabii bu yargı meselesini konuşurken önümüzde biliyorsunuz bir yargı reformu konuşuluyor, yargı paketi konuşuluyor. Biz buradan bir kez daha ifade edelim. Yargının böyle olduğu bir ülkede reformlar var, hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Reform diye sunduklarınızın her birisini aslında bu toplumdaki bütün temel hak ve özgürlüklere yeni bir saldırı dalgası olduğunu da her birimiz çok iyi biliyoruz. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Tabii özellikle bütün bu süreci ve AKP, MHP'nin bütün bu manipülasyonlarını konuştuğumuz yerde bir şeyi daha sanırım konuşmamız gerekiyor. Bu kayyum darbesinden beri alanda her gün mikrofonu alan dostlarımız var, yoldaşlarımız var. Her gün gelip o alanda sesini yükselten mücadele arkadaşlarımız var. Bununla beraber kurumlarımız da söz haklarını kullanırlar. Sayın DTK Eş Başkanı Sayın Leyla Güven'in yaptığı bir açıklamayı çarpıtarak, içindeki birkaç cümleyi alarak, cımbızlayarak birkaç gündür bir linç operasyonu yürütülüyor onun şahsında. Şunu da ifade edelim. Bu linç operasyonunu yürütenlerin sadece Sayın Leyla Güven'in ve o alanda oturan, mücadele edenlerin %1'i kadar barışa söylenmiş, barışa dair söylenmiş bir sözleri ve barış için ödedikleri bir bedelleri yoktur. Sayın Leyla Güven bu ülkede barış olsun, akan kan dursun diye Sayın Öcalan'ın tarihsel rolüne dikkat çekerek 200 günlük bir açlık grevi eylemini yürütmüştür. Böyle birine dair dil uzatmak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Biz de Halkların Demokratik Kongresi olarak bir kez daha DTK'nin yanında olduğumuzu, DTK eş başkanlarının yanında olduğumuzu ve DTK'yi kriminalize etme, DTK delegelerini ve DTK'yi illegalize etme çalışmalarına karşı set öreceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz değerli arkadaşlar. Tabii bu kayyum meselesi çok derin bir mesele. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu kayyum meselesiyle AKP iktidarının birkaç hedefi olduğu çok açık ve net görünüyor. Birincisi özellikle Kürtlerle, Kürt halkıyla, Halkların Demokratik Partisi ile Türkiye'nin batısındaki aslında demokrasi güçleriyle geliştirilen ittifaka dair bir kama sokma, bu ittifakı, tabanda gelişen bu toplumsal ittifakı bir yarma hamlesi, bunu bir bölme hamlesi olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda istediklerini, elde edemediklerini şu an itibariyle de en azından şu güne kadar ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Diyarbakır'a yaptığı ziyaretin kendisinden oldukça rahatsız olmuş ve bu ittifakı bölmek için de çeşitli senaryolar üreten bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bu anlamda saraydaki toplantıyı da tamamen bu ittifakı bölmeye dönük, aslında bu ittifakın tabanda gelişmiş olan ve gittikçe de aslında yol yürüme iradesini pekiştirmeye çalışan bu ittifaka dair bir hamle olarak okumak ve Kürtsüz bir nizamda yeni bir resim sergilemek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. AKP-MHP ittifakı Kürtsüz bir nizam kurmak istiyor, Kürtsüz bir düzen kurmak istiyor
Ve eğer Kürtler de bu toplumda söz söyleyeceklerse bu sözün de aslında mevcut ittifaklar açısından bir şekilde bir yere eklemlenerek söylenmesini istiyorlar. Yani özgün sözünü, özgün duruşunu yok eden ve onu silikleştirmeye çalışan, bir yere yedeklemeye, bir yere entegre etmeye, angaje etmeye çalışan bir aklın ürünü olduğunu ifade edelim. Bizler Kürt halkının eşitlik özgürlük mücadelesinde kendisini ifade etme haklarına da sonuna kadar sahip çıktığımızı ve bu aklın ne olursa olsun toplumdan geri döneceğini de bir kez daha ifade etmiş olalım. Tabii bütün bu hamlelerin büyük bir yenilginin arkasından geldiğini de görmemiz gerekiyor. Sonuçta AKP-MHP ittifakının kendisi Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmak isteyen, yeni Orta Doğu'da Büyük Osmanlı rolüne, yeni Osmanlı rolüne soyunan, bu anlamda aslında Müslüman kardeşlerin bir versiyonunu, iklimini ya da o selefi çizgiyi bütün bir Orta Doğu'da yaygınlaştırmak ve kalıcı kılmak isteyen bir akıldı. Ama özellikle Rojava'daki yenilgisinin kendisi, IŞİD'in yenilmesiyle beraber bu selefi çizgi, bu yeni Osmanlıcı aklın da yenildiğini ifade etmemiz gerekiyor. İşte bu yenilginin acısı nedeniyle bu yenilgiyi hazmedemedikleri için şimdi bu yenilgiyi kapatacak iç operasyonlara, iç tahkimatlara girişiyorlar. Bu anlamda bu kayyum operasyonunu da hem yeni bu operasyonu da aslında özellikle Amerika'yla ve geliştirilen güvenli bölge, yeni yapılan aslında ortaklığın bir üstünü kapatma, bunu toplumdan kaçırma hamlesi olarak da görmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Bununla beraber AKP'nin mali kaynaklarının kısıtlandığını, mevcut ekonomik kriz nedeniyle aslında toplumun kaynaklarını yeterince sömürme olanaklarından büyükşehir belediyelerini kaybetmekle olduğunu görüyoruz. Bu anlamda 3 büyükşehrimize el koyulması aynı zamanda bir mali kaynak aracı, bir mali kaynak arama yeri olarak da görülebilir. Evet, uzun süredir kendi yandaşlarını, kendi yanlarında duran sermaye gruplarını bu belediyeler üzerinden besliyorlardı. Rant aktararak bir grubu ayakta tutuyorlardı. Bu kaynaklar kesildiğinde yanında büyüyen, yanlarında büyüyen homurtuları bastırmak açısından şimdi Kürdistan belediyelerini gözlerine dikmiş durumdalar ve Kürdistan belediyelerine el koyarak onların mali kaynaklarını halkın hizmetine harcamak yerine kendi yandaşlarına peşkeş çekeceklerini ve bu homurtuları da böyle dindireceklerini de ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. En son olarak şunu ifade ederek bitireyim değerli arkadaşlar. Bu tabanda gelişen ittifak geçen günlerde biliyorsunuz Demokrasi İçin Birlik'in katkıları ve öncülüğünde bir metin sonucunda, bir deklarasyon sonucunda da ete kemiğe büründü. Biz 2016 yılından beri aslında bu faşizme karşı bir birlik oluşturulması gerektiğini, bir demokrasi cephesi, bir demokrasi birliği oluşturulması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Ve bu anlamda şu anda bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Gelecek günlerde de bunun yeni pratik adımları da ortaya konulacaktır. Bunun tartışmaları yürütülüyor. Bunun önemli ve anlamlı bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından ve taşlandırmak açısından bunu mücadelenin kazanımına dönüştürmek açısından da Halkların Demokratik Kongresi olarak elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağımızı da ifade etmemiz gerekiyor. Son olarak Barış Akademisyenlerinin duruşmalarında üst üste beraatler geliyor. Bunun sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etmekle beraber asla ama asla AKP'nin bir lütfu olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Barış akademisyenlerimiz o imzayı attıkları günde barışa, eşitliğe ve özgürlüğe inanıyorlardı. Toplumsal sorumlulukları gereği, vicdani sorumlulukları gereği bu imzayı atmışlardı. Süreç boyunca bütün linç girişimlerine rağmen, bütün kriminalizasyon çalışmalarına rağmen, kendilerini ekmekleriyle terbiye etme girişimlerine rağmen çok iyi bir mücadele örneği ortaya koydular. Ve bu ülkede ne olursa olsun zalime karşı itiraz etmenin, barışı savunmanın, demokrasiden, haktan, eşitlikten yana durmanın kazandırdığını ve barışın karartılamayacağını, kriminalize edilemeyeceğini, terörize edilemeyeceğini de bizlere gösterdiler. Bir kez daha onlara da huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bu mücadeleyi yürüttüler. Hepimizin onuru Barış Akademisyenleri. Bu anlamda
bir kez daha gözümüzü dikmemiz gereken yeri, dikmemiz gereken mücadeleyi de aslında önümüze koyuyorlar. Evet, yılmak yok, direnişe devam diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Divane ve dostları, yoldaşları saygıyla selamlıyorum. Gülsener sözümüz, yani tabloyu aslında çok canlı bir şekilde özetlemiş oldu. Hem durum bakımından hem görevlerimiz bakımından. İşte daha dün 12 Eylül'dü. 12 Eylül Paşa Tarihesi'nin 39. Yılını geride bıraktığımız bir tarih bu. Ve hayat, her şey, bütün olgular bize gösteriyor ki aslında bu mevcut iktidar, AKP, MHP iktidarı, bloğu, bu faşist rejim 12 Eylül'ün tamamlayıcısıdır, onun devamcısıdır. Hatta ve hatta yani 12 Eylül'de belki rahmet okutan uygulamalarla karşı karşıyayız. Artık yani bu politika tam bir, zaten öyleydi, 12 Eylül'ün de temel muradı buydu. Başta Kürt özgürlük mücadelesi, onun güçlerini tasfiye etmek, yok etmek, soykırma uğratmak esas amacı. Aradan 40 yıl geçti ama bunu başaramadılar, fakat vazgeçmiyorlar. Bu soykırma politikasını daha da derinleştiren adımlar atıyorlar. Hem fiziki soykırım hem siyasi soykırım. Tabii ki yani Kürt halk hareketiyle, Kürt özgürlük mücadelesiyle ortak direnişi geliştiren bu ittifaka dahil olan her devrimci, sosyalist güç de bu siyasi soykırımın bir hedef haline geliyor. Buna da kalmıyor. Sadece soykırım bu rejimin kendini yaşatmasını, var etmesinin temel ekseni haline gelmiş durumda. İşte kadın özgürlük mücadelesi cins soykırımı olarak derinleşiyor. Bunun her türlü görünümünü yıllardır, ama özellikle de bu 12 AKP faşist rejim döneminde daha derin biçimde yaşıyoruz. Doğa soykırımı uğratılıyor. Aynı zamanda büyük bir yağma kalan ve kapitalist rant için doğa soykırıma uğratılıyor. Bu bir politika. Bu bir sistem haliyle, yani buna karşı durmak, bu soykırım politikasını püskürtmek ve geri çevirmek, bu soykırım politikasının hedef olan bütün güçlerin ortak mücadelesi, ortak davranışı, bir demokrasi cephesi, bir devrimci demokrasi cephesinde bir araya gelmesi ihtiyacı da o kadar yaşamsal ve önümüzde duruyor. Aslında bakarsak bu politikanın hedef olan bütün güçler hareket halinde, evet. Toplum buna boyun eğmiyor, biat etmiyor hiçbir biçimde. Bunun en canlı örneğini en son belki işte 23 Haziran 30 Mayıs seçimlerinde gördük. Fakat sonrasında şunu da gördük. Esas tarafta düşmüş, yenilmiş bir iktidar var karşımızda. Fakat bu kendinden olmuyor. Yani direnişimizin kendisinin de yetersizliğini görmemiz, yüzümüzü buraya çevirmemiz gerekiyor. Hareket halindeyiz. Fakat bir cephe olarak, güçlü bir cephe olarak, bir programa bağlı olarak, bir hedef netliği, bir ortak strateji geliştirme bakımından Türkiye'deki özgürlük ve demokrasi güçlerinde tam rollerini oynamadığını görmemiz lazım. Bunu tamamlamamız lazım. Başka bir çıkış yok. Yani bu rejimin işte sayıldı, her türlü eksenden baktığımızda, ister Suriye politikası, Irak politikası, Rojava'daki yürüttüğü savaş, uluslararası ilişkiler, ekonomik krizin kendisi, kendi iş çelişkileri, dağılması, çözülmesi, bunlar hepsi olgu. Fakat bunun kendiliğinden bir sonra ermeyeceği de açık bir şey. Hatta tarz edilebilir, şunu gösteriyor: faşist rejimler, faşist diktatörlükler zayıflıklar oranında saldırganlığı da artıyor. Çünkü tek yaşam şeyi bu, varlığı bu. Bunun örneklerini de görüyoruz. Halle kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Bir demokratik cephe, bir antifaşist cephenin kurulması görevlerini daha sıkı, daha açık, daha net bir iradeye, sokağa örgütleyen bir tarzda güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa yani her türlü beklenti boş olacaktır. Hatta bu, yani şöyle söyleyebiliriz, belki işte bu demokrasi cephesinin güçlerinin çabası bir bakıma CHP gibi bir siyasi ta şeyden başlayalım. Yeni kapı ruhundan başlayalım.
HDP'ye dönük dokunulmasının kaldırılmasına gelelim. Asker savaş seçkesine oy vermeye kadar gelelim. Yani hepsinde aslında CHP'nin devlet aklını, kurumsal devlet aklı olduğunu, yani çözümü ve değişimi bu kuvvete bırakılamayacağını görmemiz gerekiyor. Ama bu kuvvetli CHP'de özellikle onun tabanındaki demokratik emekçi insanları, kitleleri bizim cepheye çekmek bakımından, antipaş cepheye çekmek bakımından da her türlü fırsatı değerlendirmemiz lazım. Aslında 23 Haziran seçimleri, 30 Mart seçimleri bunun için çok önemli bir fırsat açığa çıkardı. Gerçekten çıkardı. Gerçekten de aslında hani partilerin aşan bir toplumsal kaynaşma inşa oluştu. Fakat bunu örgütlemek, bunu kurumsallaştırmak, bunu bir ortak hedefli plana kavuşturmak bakımından da bir yetersizliğimiz söz konusu. Her şeye rağmen net olan şey şu, yani inanmamız gereken, feyiz almamız gereken, motivasyonumuzun kaynağı olması gereken şey şu hakikaten, çözümsüz bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir çözümleri yok. Yani işte tecrit politikası da uyguladılar. Bu ters bir sonuca yol açtı. Yani buradan bir yol alamadı. Şimdi kayyum politikası darbesini örgütlediler. Bu da amacına ulaşmayacak. HDP önündeki, Diyarbakır'daki şey de amacına ulaşmayacak. Yani bu buralardan bir çözüm geliştirme şansları yok. Savaş politikaları zaten mahkum oldu. Buradan da geri adım atıyorlar ama mesele yani bizim kendi rolümüzü oynayıp oynamamamız. Burada hakikaten bir gerçek öz eleştirimizi devam ettirmek zorundayız. Bunu pratik hale getirmek zorundayız. HDP, Halkların Demokratik Kongresi bu anlamda bu tür bir dönüşümün her türlü platformuna güç vermeye hem fikri bakımdan hem pratiği ve eylemiyle ve kendi yüksel gücüyle buna destek vermeye, bunun öncülüğünü, bunun aklını oluşturmak için çabalarımızı tabii ki devam ettiriyoruz. Fakat hani evet yani çözüm dediğim şey hem çok yakın, hakikaten çok yakın. Faşizmin geliştirilmesini bir yana bırakın. Bu faşizmin çözülmesi, çökmesi çok yakın ama aynı zamanda çok uzak. Ne kadar yakın olduğunu, bunu ne kadar tamamlanacağı tamamen devrimci demokrasi güçlerinin, örgütlü güçlerinin tutumuna bağlı. Böyle çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yani bizim çağrımız, sonuçta HDP olarak çağrımız, bütün özgürlük güçlerine, bütün demokratik güçlerine, antifaşist cephenin bütün potansiyel güçlerine kendi rözlerini açık ve dolaşık bir şekilde oynamalıdır. Yoksa bunu yapamadığımız ölçüde bu rejim kendini sürdürmenin ve savaşla sürdürmenin, soykırımla sürdürmenin, katliamla sürdürmenin bir yolunu mutlaka bulacaktır. Görevlerimizi bu kadar açık olarak kavramak zorundayız diyorum. Genel meclisimizde de bu fikri, bu zihniyeti, bu yolu daha güçlendiren diğer sonuçlara üretileceğine inancımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Şenol Yoldaşımıza da